Fites Merkezi'nden merhaba. Giyilebilir cihazlar şu an çok moda. Bu nedenle herkes bu furyadan yararlanmak istiyor. Bileklikler ve akıllı saatleri teknoloji devlerinin yanında elbette daha önce hiç ismini bile duymadığımız markalar da üretiyor ve kullanıcılarla buluşturuyorlar. Bunlardan bazıları gerçekten başarılı özelliklere sahipken bazıları ise birer hayal kırıklığı oluyor. Bugün elimizdeki akıllı saat neyse ki bilinmedik bir markanın ürünü değil. Teknosu tarafından geliştirilen P-Watch 2 markanın daha önce satışa sunduğu P-Watch bilekliğin devamı niteliğinde. Peki bize neler sunuyor? Şimdi hep birlikte yakından bakalım. Daha önce hem ilk cep telefonu modelini hem de yeni Prio 2 isimli cebini incelediğimiz Teknosa yavaş yavaş bu alana alışıyor gibi. Her ne kadar ilk akıllı bileklik denemesi olan P-Watch'u görme şansımız olmadıysa da bu defa P-Watch 2 akıllı saati elimizde. Bu saati kullanarak telefonunuza gelen aramaları görebiliyor, kontak listenize erişip arama yapabiliyorsunuz cep telefonunuz üzerinden tabii ki. Yine bir Capture uygulaması indirerek telefonunuzdaki kamerayı kontrol edebiliyor, adım sayar, barometre, altimetre ve kronometre gibi özelliklerinden faydalanabiliyorsunuz. Öte yandan yine ara verim içinde hesap makinesi, alarm, takvim, uyku takibi yapabilen bir uygulama ve Bluetooth üzerinden cep telefonunuzdaki müzik uygulamasına bağlanan bir uygulama daha bulunuyor. Bunlar arasında bunlara benzer bir iki özellik daha yer alıyor fakat buradaki asıl konu P-Watch 2 bunları nasıl sunuyor. Saatte yer alan ara birim açıkçası tam bir felaket. Belki de şu ana kadar gördüğümüz en kötü ara birimi sunan P-Watch 2 bu anlamda bizi hiç memnun etmedi desek yeridir. İşlevselliğine söyleyecek sözümüz yok. Dokunmatik ekranı kullanarak uygulamalar arasında dolaşabiliyor ve her bir uygulamayı çalıştırabiliyorsunuz. Yani saat yapması gerekeni bu anlamda yapıyor ama bunu estetik olarak sunmaktan açıkçası çok uzak. P-Watch 2'nin kullanım detaylarına geçelim. Tasarımına da değinelim bu arada. Elimizde saatin turuncu renkli modeli bulunuyor. Siyah ekran, turuncu kayışlarla kötü bir kombin oluşturan saatin neyse ki farklı renkte kayışları da bulunuyor. Siyah, beyaz gibi farklı renkleri de yine raflarda bulabiliyorsunuz. Saatin üzerinde 1.48 inç boyutlarında dokunmatik bir ekran bulunuyor. 160'a 160 piksel çözünürlüğündeki bu ekran iyi görüntü sunmuyor. Ekranın altında 3 adet kapasitif tuş bulunuyor. Bu tuşları ana ekrana dönmek, evet hayır gibi bazı komutları vermek için kullanabiliyorsunuz. Akıllı saatlerden beklenenlerden bir de kolunuza taktığınızda bunu algılayıp kolunuzu kaldırdığınızda bunu algılayıp otomatik olarak ekranı açarak saati göstermesi. P-Watch 2 bunu da yapmıyor. Saate bakmak için kolunuzu kaldırdıktan sonra sağ kenarındaki güç butonuna basarak ekranı açmak zorunda kalıyorsunuz. Saati bu anlamda da beğenmediğimizi söyleyelim. Ekranın sol kenarına baktığımızda burada bir USB bağlantısı görüyoruz. Küçük bir kapak altına gizlenmiş durumda. Cihazı bu bağlantı üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Bu arada saatin 230 mAh'lık bir bataryaya sahip olduğunu ve bununla 2 ila 3 gün bir ömrü sunduğunu da söyleyelim. P-Watch 2 kolay bir şekilde akıllı telefonunuza bağlanabiliyor ve hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bluetooth üzerinden bağlanabilen cihaz ardından bir QR kod yardımıyla telefonunuza tam olarak tanıtılıyor. İlgili QR kodu cihazın kutusunda bulabiliyorsunuz. İndirdiğiniz APK dosyası yardımıyla cihazı tam olarak çalışır hale getirebilir ve telefonunuzda olan uygulamaları entegrasyonunu sağlayabilirsiniz. APK dosyasıyla kurduğunuz Prio P-Watch 2 yazılımı üzerinden telefonunuzda yer alan uygulamaları görebiliyor ve bildirim ayarları kısmından bu uygulamalardan hangilerinden bildirim almak istediğinizi belirleyebiliyorsunuz. Ancak neredeyse hepsi bu kadar. Toparlayacak olursak P-Watch 2'yi beğenmedik. Gerek tasarımı, gerek kullanılan malzeme kalitesi, gerek ara verimi cihazı hiç çekici kılmıyor. Bunun yanında fiyatının da 160 TL civarında olması işleri daha zorlaştırıyor. Yakın fiyata çok sayıda muadil olmakla beraber üzerine biraz daha para vererek Quadro Smartwatch S71 alınabiliyor veya daha ucuza Misfit Shine'i görebiliyoruz. Öte yandan Samsung Galaxy Gear Fit gibi iyi bir akıllı bileklikte şu an kampanyalı fiyatıyla çok uygun şekilde elinebiliyor olurken P-Watch 2'nin işi daha zor geliyor. Umuyoruz Teknosa bir sonraki modelle dersine daha iyi çalışır ve tıpkı beğenmediğimiz Prio P1'den sonra sıçrayış yaptığı başarılı Prio P2 örneğinde olduğu gibi P-Watch 3'te çok daha iyi bir modele imza atar.